Senin o başta yazmış olduğum o romantizm ne oldu? Orada bitti. Allah ne verdiyse oldu. Anlatabiliyor muyum? Migros'tan aldım. 30 lira. Bence süper. Yeni bölüm melodi yazmak ve çeşitlemeler. Melodi nasıl yazılır? Melodi nasıl yazılır kısmı gerçi biraz zor ama. Evet, çeşitlemeyi nasıl yaparsın? Şöyle ki melodiyi birkaç şekilde yazabilirsin. Aklına gelir mesela. Bir yere not alırsın. Ağzınla söylersin. Olabilir. Ya da belli bir kalıp seçip, kalıptan kastım bir harmonik, bir yapı seçip onun üzerine denemeler yapabilirsin. Ben de genelde ikisi değişiyor. Yani aklıma da geliyor. Ya da bir şeyler denerken de bir şeyler çıkıyor. Nasıl bir melodi yazacağın tabii ki sana kalmış. İşte bunu majör mü yazacaksın, minör mü yazacaksın? Yani duygusal bir şeyler mi yazacaksın, hareketli bir şeyler mi yazacaksın? Ondan sonra nasıl çeşitleyeceğin, bunu hangi enstrümanla çaldıracağın, tınısının hangi enstrümanda daha iyi duyulduğunu düşündüğün, piyanoda mı daha iyi, gitarda mı daha iyi, kemanda mı daha iyi, flütte mi daha iyi ya da orkestrasyon mu yazacaksın? Çeşitleme de bunun arkasından geliyor. Çeşitleme çok önemli, varyasyonlar çok önemli. Neden çok önemli? Bununla ilgili çok güzel bir örnek vardır. Bu konservatuarlarda da devamlı anlatılır. Bir adamı düşünün, işte benim şöyle bir resmimi düşünün, tamam mı? Arka fonu değiştirdiğimi düşün devamlı. Şimdi tabii iki tür çeşitlemeden bahsedeceğim. Bir melodik yapıyla yaptığın çeşitlemeden, bir de altyapıyla yaptığın çeşitlemeden, arkadaki armonizasyonla yaptığın çeşitlemeden. İlk önce armonizasyondan başlıyorum, demin anlattığım gibi. Benim böyle bir resmimi çekeyim ve arkadaki background'ı değiştirdiğini düşün. İşte al beni böyle parka koy, işte ne bir şelaleye koy, işte ne bileyim al beni böyle sokağın ortasına koy. Ben aynı kalırım, melodi, ben aynı kalırım ama sana verdiği hissiyat devamlı değişir arka taraf yüzünden. Bu varyasyonlar çok önemlidir. Aslında varyasyonlar biraz da müzisyenin burada müzik kalitesini ortaya çıkarır, yaratıcılığını ortaya çıkartır. Melodi için ise melodi çeşitlemek özellikle film müziklerinde yapılan, tabii ki müziğin birçok bölümünde yapılıyor. Yani işte bu normal günümüz pop müziklerinde de yapılıyor, caz müziklerinde de yapılıyor ya da işte senfonilerde de yapılıyor. Melodiyi ara ara seyirciye farklı şekillerde hatırlatmak, farklı şekillerde sunmak da devamlılık açısından bence çok önemli. Film olayına gelecek olursak, görüntü üzerindeki kısmına gelecek olursak, mesela bir proje için bir tema yazdın, bir melodi. Bu melodiyi film içinde farklı varyasyonlarla, farklı olaylar odağında kullanabilirsin. Bir melodi üzgündür ama onu öyle bir yapıya getirirsin ki işte bir kovalama sahnesinde kullanırsın. Ya da bir melodi çok büyüktür, onu biraz daha duygusallaştırırsın gibi birçok yerde kullanabilirsin. Varyasyonlar tabii ki teknik olarak sınırsızdır, yani anlatabiliyor muyum? Senin müzik bilginle alakalıdır. İstediğin gama geçersin, istediğin armoniye geçersin, sonra geri dönersin, edersin. Dediğim gibi varyasyonlar aslında müzisyenin dünyasının ne kadar geniş olduğunu veya nereye gidebileceğini gösteren durumlardır. Melodi yazmak kadar önemlidir. Durum böyle. Şimdi ne demek istiyorum? Bilgisayar başına geçelim, anlatacağım. Dün akşam bölümü çekecektim. Bir üşendim. Gittim MasterChef izledim. Ne yapayım? Evet abi, al çayını kahveni. Al hemen. Anlatacaklarım var. Açalım şunu. Ya bu arada şunu sağda solda paylaşın gençler, face'te mesle'ye. Daha fazla insana ulaşalım, değil mi? Şimdi konumuz melodi yazmak ve çeşitleme. İlk önce ne gördüğünüzle ilgili bir şeyler anlatayım. Şu buradan başlıyor. Tek başına yazılmış bir melodi. Bu kadar ölçülük. Sonra bu akorların eşlik ettiği aynı melodi. Ve oktavın eşlik ettiği. Buraya kadar melodi aynı. Burada bir eşlikçi piyano giriyor. Yani çeşitlemeye başlıyoruz. Sarı olansa melodinin çeşitlendiği kısım. Şurası da final. Aşağıdaki eşlikçi aynı devam ediyor. Şimdi bu do minör üzerinde yazıldı. Akorları do minör, sol majör, mi bemol majör, fa minör. Şimdi elimizde bir melodi var. Çok basit. Piyanoda yazılmış bir melodi var, tamam mı? Açıyoruz abi. Bak böyle dümdük. Şunu da şöyle indireyim biraz aşağıya. Şunu şöyle yapayım. Heh. Şimdi ilk önce melodiyi bir dinle. Tek başına melodi. Ne akoru var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Tek başına melodi, tamam mı? Devam ediyoruz. Akorlar ekleniyor ve oktavı ekleniyor.
Şimdi demin demiştim ya introda background'u değiştirdiğin zaman iş çok farklı bir yere gidiyor. Sen ön tarafta melodi aynı kalıyor ama background değiştiği zaman, arka taraf değiştiği zaman, armonizasyon değiştiği zaman başka şey oluyor. Bunun örneğini şuralarda vereceğim. Ama şimdi burada piyano çeşitlemesiyle işin nereden nereye gittiğini görelim. Yani piyano eşliğiyle daha doğrusu. Gamın dışında herhangi bir şey yok. Bakayım var mı? Bence yok. Okey. Şimdi şurada melodimiz ufak ufak çeşitlenmeye başlıyor. Melodinin bazı kısımları değişiyor. 2-3 nota, anlatabiliyor muyum? Hani dedik ya seyirciye vermen lazım böyle. Hatırlatman lazım. Gerçi buradaki kalıp neredeyse orijinal melodiyle aynı ama gene de ufak tefek değişiklikler var. Eşlik devam ediyor. Yani akorların arpejli halini çalıyorlar. Arpejleştirilmiş halini çalıyorlar. Şimdi bence kanımca bu melodideki en dikkat çekici nokta şuradaki si do. Bu sefer bak şöyle düşün, tamam mı? Al şurayı şöyle, tamam mı? İkiye böl, tamam mı? Burada sadece introsu değişti. Bundan sonrası aynı. Ve şuradaki şu si do bence benim kanımca ben düşünüyorum. En ilgi çekici bölüm gibi geliyor. Bir daha dinle. Öne çıkan bir kısım. Bu melodiyi alıp piyanoda bu şekilde çeşitleyebilirsin. Başlangıç olarak, minik minik oynayarak. Bu da bunun bir finali. Böyle bir final yazar mısın, yazmaz mısın bilmiyorum. İşte hani akorlar duyulsun diye benim eklediğim bir bölüm. Şöyle. Aynı espri devam ediyor. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Hep tanıdık şeyler veriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Eğer belli bir temanın içindeysen o temadan tanıdık motifler veriyorsun devamlı. Ya melodiyle ya altyapıyla. Çünkü bu herif şuradaki şu çıkışı, şu merdiveni şurada dinledi. Anlatabiliyor muyum? Nerede dinledi? Ha, şurada dinledi. Onun için aynısını espri olarak devam ediyor. Durum böyle. Şimdi biz atıyorum elimizde bir film var ve çeşitlememiz gerekiyor, tamam mı? Yani bu melodiyi seyirciye ara ara vermek gerekiyor. Farklı bölümlerde kullanmak gerekiyor. İşte attın gittin bunu orkestrasyon olarak yazacaksın, tamam mı? Şimdi piyano vurmalı bir alet olduğu için senin buraya yazdığın birebir melodiyi orkestrasyona yayman tabii ki mümkün. Onunla ilgili problem yok ama hani biz bilgisayar üzerinde yapıyoruz ya birçok şeyi. Şu anda öyle bir teknoloji, yani çok uğraşman lazım, anlatabiliyor muyum? Onun için bu melodi aslında orkestrasyona geçerken de bir tür çeşitleniyor. Şöyle oluyor. Şuradaki solo violin melodiyi çalarken akorlara eşlik eden yaylılar başlıyor. İşin şekli nasıl değişti, değil mi? Başka bir sahne, başka bir yer, başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Piyanodaki o background, yani dedim ya backgroundlar değişiyor devamlı. Bu da aslında melodi aynı ön tarafta. Bu sefer enstrümanla ve çalım şekliyle beraber başka bir yere gitti. Beraber dinleteceğim şu ikinci kısmını, şurayı beraber dinleteceğim. Tabii burada gene karınca duası gibi bir sürü şey var. Hep temaya sadık kalıyoruz. Burası biraz değişiyor. Ne oldu? Birçok şey devreye girdi. Ama sen gene aynı temanın üzerinde devam ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Buradaki çeşitleme sana kalmış tabii ki. Yani o senin yapabileceğin şeyle alakalı. Ama en basitinden şunlar. Şöyle açayım. Değişen unsurlar şunlar. Başka bir melodi girdi alt taraftan. Aynı gamla alakalı, aynı tonda. Kendi içinde majör aralık, minör aralık çeşitlemeleri var. Anlatabiliyor muyum? İş çok farklı bir yere gitti. Aslında sen aynı temayı dinliyorsun ama farklı bir hissiyatı var bu sefer. Ve bunları şunlar eşlik ettiği zaman
Yani burada yazılmış bas dedim ya, basın öyle bir etkisi var ki seyirciye işte burada başladı, vermedim 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 vermedim. Burada bası verdiğin zaman sahneyi çok büyütüyorsun. Bir irkiliyor, başka bir şey oluyor, anlatabiliyor muyum? Bunlar hep yorumsal şeyler tabii. Kornoların olaya kattığı epik bir durum var. Büyütmesi var. Ve şurada da aslında şu yanlış. Tremolo kemanlar var. Gerginlik taşıyan, tansiyon taşıyan bir unsur olmasını istedim. Aslında bir şey yok. Bunlar da gamla oynadığın şeyler. Bak burada re, si bemol, si bemol. Yani aslında burada mi bemolü çalıyor ve ondan sonra da fa minöre gidiyor. Yani burada değişik bir şey yok. Durum bu. İlk çeşitleme bu şekilde. Hem burada ritimsel olarak bir çeşitleme var, hem armoni olarak bir çeşitleme var, hem de melodi olarak bir çeşitleme var. İşi biraz daha büyütüyoruz gitgide. Şimdi şöyle bir section geliyor. Ne oldu? Aslında burada artık melodi bayağı çeşitlenmiş oldu. Yani melodi ilk senin o piyanoda dinlediğin şuradaki gibi değil. Farklı farklı çalımlarla karşına geliyor, tamam mı? Ama sen benzer hissiyat olarak aynı şeyi duyuyorsun. Bak, sadece melodi dinletiyorum. Buna bir keman eşlik etmeye başlıyor ikinci kemanlar. Genişletiyorsun. Aslında hepsi aynı bok çalıyor. Korna eşlik ediyor. Aslında buraya kadar aynı. Akor yapısı aynı. Bu arada bak, baslarını yazmışım buraya, tamam mı? Burada tabii işin ritimsel ve birçok şeyini değiştiren şey şuradaki stakato kemanlar. Şunları da açalım. Şimdi burası belki karmaşık gözükebilir ama aslında çok basit. Sadece akor grubunun ayrı şekilde arpejlenmesi gene söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Oraya sonra gireceğim. Bunlar sadece bildiğin akor grubunu çalıyorlar. Dediğim gibi bunları nasıl motifleyeceğin sana kalmış. İşte ben burada bu şekilde bir inişçi bir akor yapısı. Bak, sadece şunları dinleteyim. Çok basit. Sonra iş biraz daha gelişiyor. Onu da şöyle yapayım. Bu ikisini beraber dinleteyim ki bir anlamı olsun. Başa döndüm. Şimdi senin o başta yazmış olduğum o romantizm ne oldu? Orada bitti. Anlatabiliyor muyum? Bu düşünceden, işte bu durgunluktan çıktı iş, tamam mı? Bu burada duygusal bir melodi, işte atıyorum. Oturup duran bir şeyde kullanılan bir melodi gitti. Şurada böyle Allah ne verdiyse oldu. Anlatabiliyor muyum? İşte bu o kadar güzel bir şey ki. Bu senin bu temayı birçok yerde kullanabileceğin anlamına geliyor. Çeşitleme ve varyasyonlarını yaparak. Bunu bir mesela kovalama sahnesinde kullanabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ya da karakterin çok büyüdüğü bir yerde rol olarak, işte hikaye olarak bir yerde kullanabilirsin. Ne oldu burada? Aslında birçok şey oldu. İlk önce şeylerle başlayayım. Grup grup legatolarla başlayayım. Şimdi tekini önce. Ritimsel yapısı değişti. Buradaki melodinin aynısı değil ama çok benzer. Aynı yerlerde dolaşıyor ve ona diğer kemanlar eşlik ediyor. Çift sesi.
farkındaysan hep aynı şekilde hareket ediyorlar. Birbirinden kopuk değiller. Akor grubunu veren tabii ki bir kısım olması lazım. Cello ve viola burada onu yapıyor. Şurada basslar da onu yapıyor bu arada. Bütün yayları ekledik. Buradaki bu kornalar falan da aynı boku çalıyor. Siktir et onları. Benim mesela çeşitlemeyi sevdiğim yer buradaki staccato kemanlar oldu. Bunlarla oynamak çok zevkli. Bunların şuradaki çalımla hiçbir alakası yok. Kendi aralarında motifler yapmaya başladılar. Gamdan kopmuyorlar. Ama bir önceki çalımla alakaları yok. Bu birçok şeyi yükseltir. Anlatabiliyor muyum? Birçok şeyi değiştirir. Yani şununla alakası yok. Fikir hissiyatı değişti, tavrı değişti, anlatabiliyor muyum? Burada şirin atıyorum bir durumdayken bunların hepsi böyle neredeyse dans niteliğinde. Sonra burada biraz daha ciddileşti, karanlık bir hale geldi. Biraz daha gergin bir hale geldi. Zaten akor yürüyüşü de değişti. Yani akor yürüyüşü değişti derken akor kendi içinde de çeşitlendi. Atıyorum mesela burada işte do, re, mi bemol ve fa şeklinde yükseliyor. Akor grubunun hepsi kullanılmıyor. Yani akorun içindeki bunların hepsi nota, bütün notalar kullanılmıyor. Burada önemli olan buradaki yürüyüşü ortaya çıkarıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bir çıkıcı bir durum söz konusu. Onun da etkisi sana gerginlik, tansiyon tabii yazdığına göre değişir tabii ama burada benim yapmak istediğim oydu. Biraz daha gerginlik, biraz daha böyle karanlık tarafa geçme. Kendi aralarında da çift sesleri var. Bütün hepsini dinlediğin zaman da... Atıyorum bir şeyin sonu bu. O sahne bitecek. Şuradaki şu hareket seyirciyi orijinaline döndürüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama sen atıyorum bu kadarlık bir müzik yaptın mesela. İşte 2 dakika, 2,5 dakika ya da daha uzun. Sonuna şunu, yani bir sürü serüvenden geçti seyirci. İşte farklı halini dinledi, farklı varyasyonunu dinledi. Kovalama sahnesinde dinledi, aşk sahnesinde dinledi. İşte gitti, ne bileyim ıvırda zıvırda dinledi. En sonunda şu şekilde bitirmek güzel bir espri. Hani sen sabahtan beri bunu dinliyordun aslında diye. Dediğim gibi... Çeşitleme bu şekilde yapılıyor. Bu konuda biraz böyle kafanın açık olması gerekiyor, anlatabiliyor muyum? Uğraşman gerekiyor, korkmaman gerekiyor. Cesaretli hareketler işe yarar. Armoni bilgisi bilmek tabii ki önemli çeşitleme yaparken. Ve çeşitleme aslında öyle bir şeydir ki. Çeşitleme bir müzisyenin o işe ne kadar hakim olduğunu, müzik bilgisine birçok şeyde sınanırsın, anlatabiliyor muyum? Çeşitleme çok önemlidir. Varyasyonlar çok önemlidir. Yaratıcılığının ne kadar uç noktaya... ulaştığını gösteren bir durumdur. Onun için bunlara bence iyi çalışılması gerekiyor. Mutlaka. Çünkü bunu seyirci de biliyor, anlatabiliyor muyum? Seyirci de şeyin farkında. Yani bir melodiyi farklı şekillerde duyacağını, farklı sahnelerde duyacağını biliyor seyirciler, anlatabiliyor muyum? Bunu dikkat eden çok büyük bir kitle var. Onun için bunlarda dikkatli olmak gerekiyor. Yani yaz bir melodi, anlatabiliyor muyum? İşte akorlarını oluştur. Sonra atıyorum eşlikçilerini oluştur. Git bunu başka bir, ya illa orkestrasyon yazmana gerek yok, anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yazmana gerek yok yani. Git bunu gitarda yap. İşte atıyorum grup müziğinde yap. Kendi enstrümanında yap. Anlatabiliyor muyum? Ne çalıyorsan. Atıyorum işte keman çalıyorsun mesela. Git abi melodiyi yaz. İşte ikinci kemanı, üçüncü kemanı, dördüncü kemanı ekle. Farklı yerlere götür. Bence çok eğlencelidir. Durum bu. Bu bölümde böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sağda solda çok dolaşmayın. Bir sonraki bölüm ne olur bilmiyorum. Düşüneceğim. Hadi görüşürüz.